geldiniz arkadaşlar. Size böyle bir giriş yapmak istedim. Kamsat, Pomagene İmparatorluğu'nun eski başkentlerinden bir tanesi. Şu anda 310 metrelik zipline'la yolculuğumuza başladık arkadaşlar. Altında Atatürk Baraj Gölü var. Görüyorsunuz muhteşem bir manzara. Gözünü çıkarmaya devam edeceğiz. Diğer videolarda görüşürüz. Kamsat'ta yapmanız gereken bir diğer faaliyet arkadaşlar, tekne turu. Burada 5-10 tane böyle irili ufaklı tekneler var. Yaklaşık kaptan kaçta kadar sürüyor tekne turları? Yarım saat. Yarım saat de var. Daha kısa süre olanlar da var. Bir tık daha uzun olanlar da var. O rotaya göre değişiyor. Onu kaptanla konuşursunuz. Şu anda 2020 itibariyle fiyatlar nedir hocam? Aşağı yukarı yarım saatlik bir turun. Yarım saat 30 TL. 30 TL. Yani gerçekten çok ucuz. Zipline'dan sonra tekne turunu yapmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Masmavi bir su var arkamızda. Zaten drone görüntülerinde gördünüz. Yani tarif edildiği gibi çok turistik mekanlar yok civarınızda maalesef. Çünkü Samsat dediğimiz Samsosa kırı, yani medeniyeti, daha doğrusu Komagene'nin, bu şehrinin bütün kalıntıları maalesef Atatürk Barajı ile birlikte sular altında kalmış. Şu anda 180 metreyi bulan bir sudan bahsediyoruz arkadaşlar, derinliği. Zamanında Samsat Kalesi, Samsat Antik Kenti, hepsi bu suyun altında. O yüzden yani Halfeti'deki ya da Rumkale'deki gibi yüzeyin üzerinde çok bir şey beklemeyin. Ama doğa açısından ya da farklı bir deneyim yaşamak açısından da bir günden en buluta bir kere daha gelecek olursanız buraya da mutlaka gelmenizi tavsiye ederim. Şimdi Samsat'ta tekne turuna çıktığınız zaman hemen arkamda gördüğünüz adaya da uğrayabilirsiniz. Bu minik adacık Aze ile Zeze, yani Abu Zer ile Zeynep'in aşk hikayesinin anlatıldığı minik ada. Burada onların mezarları var. Yüzeyde de değil tabii ki, onlar da sular altında kalmış. Zaten tekne turlarının uğrak noktalarından bir tanesi de burası oluyor. Buradan sonra da artık adanın etrafında bir dolandıktan sonra artık tekne turunu tamamlıyorsunuz. Acıklı bir aşk hikayesi var, bunu blogda yazacağım. Ben de şu an tam olarak net bilmiyorum. Onu da anlattığınca ne kadar anlamlı bir hikaye olduğunu anlayacaksınız. Madem suya giremedik vakit kısıtısından dolayı, bari teknemizi sürelim dedik. Kaptan izin verirse sürebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an ben karaya doğru gidiyorum size konuşacağım diye. Bu deneyimi de yaşadık. Atatürk Barajı'nda bot sürme keyfini de yaşadık. Artık buradan sonra diğer rotalara devam edebiliriz. Nereye gidiyor bu? Şimdi tekne turunu yaptık, zipline'i yaptık. Biraz da Samsat'ı anlatmam lazım size arkadaşlar. Az önce söylemiştim, burası Komagene'nin eski başkenti ve bundan 6000 yıl önce 75 bin nüfusa sahip olan bir kentten bahsediyoruz. Maalesef işte bu baraj suyunun altında kalmış bir uygarlık, öyle söyleyeyim. Şu anda yüzeyde hiçbir tarihi eser yok. Ama buranın bir diğer önemi ise inanç turizmi için çok önemli bir yer. Safvan bin Muattal dediğimiz, şu anda Türkiye'de net olarak yeri bilinen Eyüp Sultan'dan sonraki ikinci sahabeden bahsediyoruz arkadaşlar. Onun da kabri Samsat'ın hemen girişinde, yolun sol tarafında sizi bekliyor olacak. Zaten tabelalardan görürsünüz. O yüzden inanç turizmi için de burası çok önemli bir nokta. Kafirler tarafından Hazreti Ayşe ile dedikusu çıkarılan bir sahabeden bahsediyoruz arkadaşlar. Sonra Nur suresiyle onu aklayan bir ayet iniyor. Ve onda da şöyle çok güzel bir söz var. İftiraya uğrayanlar için sabrın, iftira atanlar için de azabı simgeleyen bir kişi kendisi. Bu şekilde simgelenmiş bir zattan bahsediyoruz. O yüzden inanç turizmi için de gezmek isteyenler, uğramak isteyenler için de burası çok önemli bir nokta. Merhaba arkadaşlar. Biz Samsat'a geldik. Burası dağ balıkları. Kaya balıkları değil mi bunlar? Kaya balık. Hadi yem at biraz. Evet, şimdi ben detayı vereyim arkadaşlar. Bu gördükleriniz Şanlıurfa Balıklı Göl'deki balıkların küçükleri. Aslında suyun içerisinde daha büyükleri de varmış. Onları da göreceğiz ama bunlar yavru olanlar. Şu anda Samsat'ın hemen bir restoranda çekimlerimizi yapıyoruz. Müzik
Şimdi Samsat'ta biraz da yöresel ürünleri anlatalım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Adıyaman'ın bademi meşhur. Hatta şu anda bulunduğumuz zamanda badem festivali de var Adıyaman'da. Samsat'ta da badem ve bu şekilde yaptıkları pestil meşhur. Üzüm pekmezinden bahsediyoruz. Üzüm pekmezinden yapılan pestilden. Diyarbakır'dakinden ya da diğer şehirlerdekinden farklı olarak burada biraz daha böyle yuvarlağımsı şekilde yapılıyor. Az önce tadına baktım. Şimdi biraz da sizin için bir daha bakacağım. Ama bunu şöyle iç içe koyup yemek daha güzel oluyor. Cevize alışmıştık ama başkanım bademe de güzel olur mu? Yani buraya gelince alabileceğiniz lezzetlerden bir tanesi. Samsat'ta en güzel yapacağınız aktivitelerden bir tanesi lavanta bahçesine ziyaret etmeler arkadaşlar. Şu anda Samsat Belediyesi'nin iştirakiyle burada güzel bir lavanta bahçesi kurulmuş. Henüz fidanlar çok küçükler ama birkaç sene içerisinde bunlar bayağı bir görkemli hale gelecekler. Zaten bilirsiniz görsellerinden. Buranın yapılma amacı tamamen misafirlere, gelen misafirlere lavantaları ikram etmek olacakmış. Şu anda bulunduğumuz konum, yani lavanta bahçesinin bulunduğu konumun hemen arkasında parklar var. İşte burada fotoğraf çekim noktaları yapılacaklar. Hemen tekne turlarının yapıldığı aşağıki kısmının üst tarafında devasa bir salıncak kurulacak. Onun dışında yine alt kısımda orada daha güzel vakit geçirebilmeniz için birçok faaliyet, bungalovlar, restoranlar, kafeler falan yapılacak. Dediğim gibi Samsat'ta lavanta bahçesi deneyimi yaşamak isterseniz bu bölgeye gelebilirsiniz. Hemen burası teknelere gidiş yolunda hemen sağ tarafta bulunuyor. Şimdi diğer noktalara doğru devam edelim. Karpuz mu buldun sen? Evet, buldum. Hadi gel o zaman. Merhaba arkadaşlar. Evet, gün batımını izlemek için Nemrut'a geldik. Biz bu videoyu çocuklu aileler için çekmek istedik. Çünkü bize çok soru geliyordu. İşte biz Nemrut'a çocuğumuzla çıkmak istiyoruz. Çıkabilir miyiz? Neler var, neler yok? Zorlukları var mı, yok mu diye adım adım size anlatacağız. Önce nereye geldik? Karşılama merkezine arkadaşlar. Bileti olanlar için de, bizim müze kartı olanlar için de söylüyorum. Burada durmak zorundasınız. İçeride okutacaksınız kartlarınızı ya da burada yeni biletlerinizi alacaksınız. İçeride tuvalet, kıyafet değiştirmek için kabinler, ondan sonra restoran, kafe, dinlenme yerleri var. Hatta gün doğumunu görmek isteyenler erken geldikleri zaman sabah 4'te açıldığı için söylüyorum gün doğumuna kapı. Burada bekleyebiliyorlar. Burada zaman geçiriyorlar. İçeride uyuyabiliyorlar. Sonrasında devam edebiliyorsunuz. Yaklaşık 1 kilometre daha aracınızla yukarıya kadar çıkıyorsunuz buradan sonra tekrardan. Ama önce burada durmanız gerekiyor. Şimdi içeri girelim mi Miracığım? Evet. Hadi girelim. Evet, şimdi şöyle anlatalım. Buraya bebek arabasıyla gelemezsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Gelenler de varsa sırtında taşımak zorundalar. Şimdi biraz Mira'yı kucağıma alarak devam edeyim. Yaklaşık bir yarım saat boyunca merdivenlerden yukarı çıkmanız gerekiyor. İşte bu yüzden bebek arabası, tekerlekli sandalye, maalesef bunlar çok zor. Yani ebeveyn sizi zorlayacak olan şeyler. Merdivenler böyle. Ama sonraki yukarı kısma yakın yerlerde biraz daha kötü. Böyle bu mermer merdivenler bitiyor. Yerine biraz daha doğal merdivenler oluyor ya da eski yapılmış merdivenler. Ama böyle ara ara bekleyip de dinlenebileceğiniz banklar da bulunuyor. Yarım saatin sonunda tepede önce gün batımını izlemeye gidiyorsanız doğu terasına gidip heykellerin en güzel kısmını, ayakta kalan heykelleri görün. Sonra da batı terasına giderek artık gün batımının keyfini çıkarın. Yukarıda bunları anlatacağız zaten. Hadi yürü biraz kız. Yoruldum. Yürü, koş 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 koş. Mira nasıl gidiyor babacığım? İyi gidiyor ama biraz yorucu. Evet, gördüğünüz gibi bu merdivenlerden çıkmaya devam ediyoruz. Tekerlekli sandalye ve bebekli ebeveynler için gerçekten zor bir yolu var söylüyoruz. Buradan sonra da işte tamam bakın bu mermerli yolu burada bitiyor. İşte buradan sonra daha zor bir yol başlıyor. Eski merdivenler kalmış burada çünkü dokuyu bozulmaması adına buraya artık yeni merdivenleri yapmıyorlar. Ondan sonra yaklaşık 300-400 metrelik soldan sonra da heykellerin bulunduğu kısma çıkacağız arkadaşlar. Hazır mısın Mira? En zor kısmı. Hadi bana bir gel de bakalım. Ama ben seni çıkaracağım. Birazcık tam dur.
Eski heykellerin hepsi burada. Hadi size göstereyim. Bu kadar, bu antikos, buralar yapan insan. Eski kral. Komegene kral. Bu Komegene çıkanın heykeli. Burası bu Zeus. Tanrı'nın tanrısı. Bu Güneş Tanrı'nın Apollo Mitras. Apollo Mitras. Evet. Bu Herkül en güçlü tanrı. Herkül. Herkül. Sonlarda Kartal ve Aslan Komegene'nin kendisi. Burası soğuk olacak diye çocuklarınıza batıyor ve kalın giysiler. Evet, şu anda Eylül ayının sonunda olmamıza rağmen hava gerçekten soğuk. Biz de biraz tedarikli geldik ama ona rağmen bazen yetmeyebiliyor. O yüzden tedarikli gelmekte yarar var. Mümkün mertebe kalın giysilerinizi yanınıza getirin. Şu anda da artık gün batımını izlemeye geçeceğiz. Değil mi babacığım? Evet. Nereye bakıyorsun? Burası nasıl, anlat biraz. Güzel ve kırmızı. Ceket giymezseniz üşürsünüz. Bakın. Ve bir gün batımı keyfinin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu sefer size çocukla Nemrut'a çıkmayı anlattım. Zor ama değiyor. Gerçekten değiyor. Hani çocuklar küçük olabilir. Onlar büyüyene kadar bir yere bırakamayacaksanız kendinizi bundan mahrum etmeyin. Yarım saat yoruluyorsunuz ama gerçekten güzel bir deneyim yaşıyorsunuz. Bu tarz videoların devamı gelecek. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. O zaman ne diyoruz? Kanalımıza unutmayın. Görüşürüz.